Dün bomba gibi bir haber düştü Bloomberg Terminalleri'ne. Apple Titan projesinden vazgeçiyor. Yani Apple elektrikli akıllı bir otomobil üretemeyeceğini kabul etmiş durumda. Bu konuda 2000'in üzerinde çalışanın oldu. Bunların başka departmanlara kaydırılacağı söyleniyor. Apple bu işe kaç para harcadı bilmek zor ama 10 yıldır süren bir projeydi ve hep 2000 kişi çalışmışsa, Apple'da da epey yüksek maliyetli insanlar çalıştığına göre ciddi bir para boşa gitmiş durumda. Şimdi Apple bu işten vazgeçince vatandaşın aklına şu soru düştü. Acaba etik otomobil işi boş mu? Apple gibi bir şirket bile bu işi başaramayacağını düşünüyorsa elektrikler ölüyor mu demek. Hele son günlerde gelen 2030'un sonunda Mercedes tam elektrikliğe geçecekti vazgeçti bundan haberleri. Dün gelen yine Audi'den benzer bir haber. Ford'un çok zorlanması bütün bunlar da bir araya gelince insanlar demeye başladılar ki galiba elektrikler ölüyor. İşte bugün size bu konuda süper rakamlara, verilere istatistiklere ve otomotiv tarihine dayalı çok ilginç bilgiler hazırladım. Ve sunumumun sonunda göreceksiniz ki aslında konuşulan şeylerin çok büyük bölümü bomboş konular ve maalesef bizim otomotiv basınımızda tıpkı ezberci ekonomistlerimiz gibi epey bilgi yoksunu. Hazırsanız başlıyoruz. Bloomberg'un başlığı Apple 10 yıldır süren yolculuğundan vazgeçiyor. Artık ekip başka projelere kaydırılıyor. Bu projelerin bir tanesi de yapay zeka olacak diyor Bloomberg. Apple bu işe epey kaynak ve zaman ayırdı ama iş içinden çıkamadı. Bunun iki temel sebebi var benim gözümde. Bir tanesi Apple yapay zekada zaten pek iddialı bir şirket değil. Otonom sürüş tarafında da elinde veri yok. Elinde veri olmadan şu ana kadar yapay zekada da ciddi bir başarı göstermemiş bir şirketin tam otonom sürüş konusunda ilerlemiş Tesla gibi firmaları zaten rekabet etmesini beklemiyordum. İkincisi de araba üretmek zor ve yüksek maliyetli bir iş ve daha da önemlisi bir ölçek işi. Eğer daha evvel izlemediyseniz şu videomu mutlaka izlemeniz lazım. Orada da demiştim ki 25 bin dolar altına inmesi gerekiyor etik otomobil fiyatlarının. Çünkü büyük pazar orada ve etik otomobiller adım adım oraya yaklaşıyorlar. Nasıl yaklaşacaklar? Ölçeklenerek. Bu arada dün sosyal medyaya düşen bu görüntü de beni epey bir güldürdü. Belki bilenler vardır. Apple'ın Magic Mouse'larına tuhaf bir şarj sistemi vardır. Mouse'u böyle ters yatırıp şarjı sokmanız gerekir. Ona dalga geçmişler. Apple şarjı beceremedi diye. Bu işin tabii şamatası. Otomobilde esas meselenin ölçeklenme olduğunu ve insanları ekonomik bir araçla buluşturmanın büyümenin temel yolu olduğunu çözen ilk insan Henry Ford ve onun yarattığı ünlü otomobil Ford T. Henry Ford'un Ford T'deki üretim süreci mucizesinden önce dünyada arabalar küçük atölyelerde üretiliyorlar. Fosil yakıtlı arabaların temel mucidini Mercedes olarak görebiliriz. O bile atölyelerde üretiyor bu arabaları. Son derece yüksek maliyetlerde üretiliyorlar ve yoğun işçilikle üretiliyorlar. Bundan dolayı otomobil fiyatları oldukça yüksek ve bu yüzden pek tutulmuyorlar. 1900'lü yılların başında New York 5. caddede çekilen bir fotoğraf bu. Çok ünlüdür. Ata arabası dolu görüyorsunuz. Çünkü otomobil almak çok pahalı. Şurada bir tane otomobil var. O da elektrikli işin enteresinde. Çünkü o dönemde elektrikli mi fosil yakıtlı mı mücadelesi henüz devam ediyor. Daha sonra Henry Ford fosil yakıttan oyunu kazanmasını sağlıyor. O kadar çok at arabası var ki New York'ta o dönemde bu arada ciddi bir at pisliği sorunu var. Bunu temizlemek için ihaleler açılıyor. Her zaman sorun olarak New York'ta öne çıkıyor. Otomobillerin atlardan daha iyi bir araç olduğuna inanan Henry Ford ben bu sorunu nasıl çözerim diyor. Otomobillerin fiyatlarını aşağı indirerek ve kullanımları basitleştirerek. Hala da her inovasyon temelinde bu vardır. Bir şeyin maliyetini indirip kullanımını basitleştirirsen onu kullanan insanların sayısı artarsa Sen de dev bir iş yaratmış olursun. Henry Ford maliyetleri nasıl çözerim dediğinde de bu atölye tipi üretimden montaj hatlarına doğru geçiş fikrini buluyor. Yani artık işçilerin otomobile gitmesi yerine işçilerin sabit durduğu, önlerinde montaj hatlarının aktığı, her işçinin bir konuda uzmanlaştığı, bu uzmanlaşan işlerin üzerinde koordinatörlerin koordinasyonu ve verimliği sağladığı yeni model düşünüyor. Çok da iddialı işler yapıyor bu arada. Mesela fabrika içerisinde aracın da az yol almasını istiyor vakit kaybetmemek adına. Bundan dolayı parçalar da az hareket etsin diyor. Ve gemileri fabrikaların içine sokmak gibi çılgın fikirler de üretiyor. Ve nihayetinde bu çalışmanın sonucunda Ford T'yi piyasaya sürüyor. Ford T piyasaya sürüldüğünde etikli arabaların bugünküne aldığı benzeyen tepkilerle karşılaşıyor. Çok daha kaliteli, oturaklı arabalara alışkın insanlar bu araca bakıyorlar. Bu biraz uyduruk ya falan diyorlar. Fakat araç o kadar ekonomik ki ve o kadar kullanımı kolay ki bir anda hızla yayılmaya başlıyor. Kadınlar bile kullanabiliyorlar. Sloganlardan bir tanesi. At arabası kullanmaya göre tabii daha kolay. Temiz. E, sonuçta bundan at kakası çıkmıyor. Ve ucuz. En önemlisi de o. 1909 yılında ilk çıktığında fiyat 950 dolar civarında. O yıl 12 bin araç satabiliyorlar. Daha sonra 780 dolara iniyor. O yıl 19 bin araç satılıyor. 1916'ya gelindiğinde aracın fiyatını 360 dolara indiriyor. Ve 577 bin adet satış yapıyorlar. Sürekli olarak fiyatları aşağıya doğru çekiyor. Niye? Çünkü gittikçe ölçekleniyor üretim daha ekonomik bir şekilde daha büyük bir verimlikle üretimlerini yapıyor. Bu sayede fiyatları aşağı doğru indirdikçe de satışları büyüyor. Bir yerden tanıdık geldi mi bilmiyorum ama Tesla'nın, BYD'nin ve diğer bazı Çinli firmaların yolculuğu da buna benziyor galiba. Yıllar içerisinde baktığımızda maliyet de beraberinde geriliyor. Biraz sonra bahsedeceğiz. Bunun bir adı bile var. Wright yasası diyoruz buna. Ve üretim arttıkça hem öğrenme eğrileri sayesinde yani insanların işi nasıl yapacağını daha iyi öğrenmeleri hem de satın alma gücündeki değişimlerden dolayı pek çok sayı değişiyor ve görüyorsunuz otomobilin sürekli olarak maliyetleri aşağı doğru iniyor. Henry Ford maliyetleri sürekli düşürmenin yolunun modeli pek değiştirmemekten geçtiğini görüyor bu arada. Diyor ki hep aynı model üretirsek işçiler daha uzmanlaşır, daha az parça çeşidiyle uğraşırız, üretim hatları daha basitleşir ve uzun yıllar tek modelle gidiyor. Sonra biraz çeşitlendiriyor ama görüyorsunuz aslında aynı bazın üzerine oturan bir takım ufak tefek kaporta değişiklikleri. Meşhur bir sözü vardır Henry Ford'un benden istediğiniz her rengi üretebilirim yeter ki siyah olsun. Onun bu ölçek fikri Tesla'nın ve Çin'de otomobillerinde şu anda zihinlerine işlemiş durumda. Az modelin olması gerekiyor, üretim süreçlerini çok verimli hale getirmen gerekiyor ve bu az adette çok yüksek volümlere ulaşman lazım. Henry Ford'un maliyet mücadelesi sonuç veriyor. 1913 yılında yani şu fotoğraftan sadece 13 yıl sonra New York'ta aynı caddedeyiz. Görüyorsunuz bir tane at arabası kalmamış durumda. Her yeri otomobiller basıyor. Ama bu 13 yıl boyunca insanlar neden atların daha iyi olduğunu, otomobillerin asla başarılı olmayacağını savunmaya devam ediyorlar şu anda. Elektrikler de yaşandığı gibi. Oysa aslında mesele temel eğer bir şey daha verimliyse, kullanımı daha kolaysa, deneyimi daha kolaysa ve daha ekonomikse insanlar en de sonunda ona doğru kayıyorlar. Biraz önce bahsettiğim maliyetlerin inme yasasına right yasası deniyor. Temel fikir herhangi bir ürünün kümülatif üretim adedini her ikiye katladığınızda maliyetin belli bir çarpanla geriye doğru ineceği. Mesela otomobil sektöründe aynı aracı pek değiştirmeden üretmeye devam ediyorsanız 2 milyoncu arabanın üretim maliyeti 1 milyoncu arabanın %15 altına geliyor. Şu ana kadar Tesla 5 milyon civarında etikli otomobil üretti. O yüzden kaç kere bu maliyeti aşağı indirdiğini hesaplamayı size bırakıyorum. rakipleri ise üretim adetleri çok az. O yüzden de bir zamanlar Ford'un, şimdi de Tesla'nın ve BYD'nin ve bir üretici daha var Li Auto. ondan bahsedeceğiz. Onun girdiği yolun benzeri takip edebilen pek geleneksel otomobil üreticisi yok. Bundan dolayı da pek kimse kar edemiyor. Burada farklı lüks etikli otomobillerin, yani Model Y ve Model 3 ne kadar lüksdür tartışılabilir ona katılıyorum ama fiyatlama olarak azından uzun süre lüks kategoride sayıldılar. Onların satış adetlerini görüyoruz ve oturdukları fiyat aralığını görüyoruz. Oysa aslında gitmemiz gereken yer daha ziyade şu bölge mesela BYD'nin öyle çok ucuz otomobilleri var. Sadece Çin pazarına satılıyor bunlar ona rağmen satış adetleri Avrupalı pahalı modellerin çok çok üstünde gerçekleşiyor. Yani gözümüzün önünde bunu Çin pazarında BYD yapıyor Tesla ise daha global ölçekte gerçekleştiriyor. Sürekli olarak fiyatta geriye doğru gidip ölçekte yukarı doğru çıkmaya çalışıyorlar. Bu etikli otomobil startuplarını öldüren bir mesele. Çünkü onların geleneksel otomobil üreticilerden farklı olarak alternatif ve gelir kaynakları da yok. Tek parayı kazanacakları yer elektrikli otomobil üretimi. Oysa mesela BMW, Ford'u düşün. Fosil yakıtların satışları bitmiş değil. Oradan durumu idare ediyorlar. Ama saf elektriklerde hakikaten sıkıntı var. Mesela benim de çok beğendiğim Rivian'ın maliyetlerine bir bakalım. Son açıklanan bilançoya göre Rivian ürettiği her otomobilde tam 113 bin dolar para kaybediyor. Rivian yılda 55 bin civarında otomobil üretiyor ve 2024'de de ciddi bir büyüme beklemiyor bu arada. Güzeller güzeli Lucy'de de bakmakta fayda var. Lucid ürettiği araç başına 377 bin dolar para kaybediyor. Ve üretebildiği araç sayısı son çeyrekte 2400 civarındaydı. Gelecek yılda 7-8 bin araç üretecek. Yani ölçeğin çok çok uzağındalar. Bu rakamlara karşı Tesla'yı koyduğumuzda Tesla geçen sene 1 milyon 800 bin araba üretti. Bu yıl en az 2 milyon araba üretecek. BYD'nin elektrikli otomobil satış adetleri Tesla'yı yakalamış durumda. Bir de BYD'nin bunun üzerine hibritleri var, fosilleri var. Yani BYD'de de ölçek ciddi bir yere geldi. Li Auto'da oraya doğru yürüyor. Artı otomobil üretebilmek için fabrikalar kurman gerekiyor. Bu da ciddi yatırım gerektiren bir şey ve önden nakit harcamanı gerektiriyor. Baktığımızda otomobil firmalarının çok büyük bölümünü nakit akışlarının negatif olduğunu görüyoruz. Rivian 2 gittikçe de kötüye gidiyor. Sürekli nakit yakıyor. Çeyrek başı 1,5-2 milyar dolar para yakıyor. Burada bir tek Tesla'nın olumlu bir tablo çizdiğini görebiliyoruz. Peki geleneksel otomobil üreticilerine durum ne? Onlar ölçekliler, büyükler. Ama maalesef o ölçeğin hiçbir noktası neredeyse etiklere işe yaramıyor. Kullanılan malzemeler farklı, gerekli optimize edilmiş üretim hatları tamamen farklı, işçilerin sahip olması gereken yetenekler farklı. O yüzden geleneksel otomobil üreticileri için elektrikli otomobil üretimi bir startup kurmaktan hiç de farklı değil. Bu konuda en şeffaf veriyi Ford paylaştığı için önce bir Ford'a bakacağız. Daha sonra Mercedes'e gideceğiz ve elektriklerinin nasıl başına dert olduğunu, neden bundan kurtulmaya, bunu ertelemeye çok hevesli olduklarını anlamaya çalışacağız. Mesela Ford'la ilgili bir haber görüyoruz burada. Elektrikli otomobiller için batarya üreten fabrikadan var Az geçmiş. Neden? Çünkü Ford etikleri sevmedi çünkü çok fazla para kaybediyor. Son çeyrek finansal sonuçlara baktığımızda Ford'un cirosunda %4'lük bir artış var gayet güzel ama EBITA'da düşüşler görüyoruz %59 ve 3.5 bas puanlık yine nakit akışında düşme görüyoruz ve hisse başı karda da düşme görüyoruz. Bunun en temel sebebi de elektrikli tarafta yaşadıkları. Bakın Ford cesur bir firma takdir ediyorum. Elektrikli otomobillerde başlarına kadar dertli olduğunu somut olarak onlar paylaşıyorlar. Elektrikli otomobillerde ciroyu büyütemiyorlar. Buna karşın kar marjları sürekli eksiğe doğru gidiyor. Satış adetlerinde artıramıyorlar. Bundan dolayı da müthiş zarar ediyorlar ve diyorlar ki evet yıllıkta baktığımızda %20'lik bir hacim artışı var ama ciro artışımız ancak %12 olabildi çünkü ciddi bir fiyat rekabetiyle karşı karşıyayız. Kar marjları da iyi değil. Çok yüksek maliyetle uğraşıyoruz. Rekabet var vesaire vesaire. Bundan dolayı Ford elektrikli otomobillerde 2 milyar dolar civarında para kaybediyor. Ford'a bu şeffaflığından dolayı tekrar teşekkür edelim Geneksel bir otomobil üreticisinde ne kadar zorlanabildiğini görüyoruz burada. Ve bir yandan da ana modele bile darbe vurduğunu görüyoruz. Peki Ford'da durum böyle ama Almanlar, Almanlar işleri bilirler değil mi? Hele Mercedes işini çok daha iyi bilir. Ne de olsa yıldızında keramet vardır. Biz Türklerin en sevdiği markalardan bir tanesi. Peki Mercedes'te gerçekten neler oluyor? Hatırlayın Mercedes ne demişti daha evvel? 2030'a geldiğimizde bütün arabaları eğitikliğe çevireceğiz demişti. Sonra dediler ki ya o kadar talep olmadığını düşünüyoruz. Biz 2030'da da yarı yarıya olacağız. Peki talep olmaması gerçek mi? Yoksa Mercedes'in başka bir sorunu mu var? 2023 yılına baktığımızda Mercedes'in cirosunun neredeyse hiç artmadığını görüyoruz. Sadece %2'lik bir artış var. 150 milyardan 153 milyara. Ve bu ciro artışı otomobillerden gelmiyor. EBIT'e baktığımızda karlılığa %20.5'ten %19.7'ye düşmüş. %4'lük ciddi bir düşüş var. Hisse başı karlılığa baktığımızda 13.55'ten 13.46'ya düşmüş. %1'lik bir düşüş var. Çok sert değil. Net nakit akışında ciddi bir tırmanma var ama bu aslında bazı yatımları ertelemişler. O yüzden gözüküyor. Net industrial liquidity diye bir kavramları var. Onun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Orada iyileşme yaşamışlar. Peki tamam hocam pek de kötü gitmiyor gibi. Bak sayılar ne kadar güzel. Şimdi detaylara girmemiz gerekiyor. Ben manşetlere bakmam detaylarla ilgilenirim. Otomobil tarafına baktığımızda satışların sabit kaldığını görüyoruz. Bu iyiye işaret değil. Unutmayın Tesla bu sene geçen seneye göre %50 fazla araba sattı neredeyse. 2.04 milyona 2.04 milyon. Ciro da sabit kalmış aşağı yukarı. 111.6'dan 112.8'e çıkmış. Kar marjında otomobil tarafında %12. 2'lik kayıp var. Hım, bu hiç iyi değil. Tesla benzer kar kayıplarını yaşayınca kıyametler kopuyordu. Burada 16. Nokta evita karlıktan 3'e inmişler. Milyar dolar euro cinsinden bunlar. Neden böyle oluyor? Çünkü etikli otomobillerin Mercedes'te aldığı pay hızla büyüyor. Bakın Mercedes geçerse 2 milyon 44 bin araç satmış. Bir önceki yılda 2 milyon 41 bin. Yani neredeyse hiç artış yok. Olan artış da tamamen etiklerden geliyor. Top end dedikleri G'ler, Maybach'lar, AMG'ler, S'ler, EQS'ler, GRS'ler, EQS'ler bu işte etikler de var. Pek yükselmiyor burada rakamlar. Aynı yerlerde duruyor. Çekirdek bölge denen işte C klas gibi arabalarda pek artış yok. Giriş seviyesi araçlarda belki biraz artış var. Gerçek artışlardan geliyor. Etikli otomobil satışlarından geliyor. Bir önceki yıl 333 bin araç satarken bu yıl 402 bin araç. %21'lik artış var. Ciddi bir artış değil bu ama yine de bir artış var. Bunu anlama geliyor. Mercedes-Benz esas kar etmeyi bildiği fosil yakıtlıdan elektriğe doğru doğru talebin kaydığını görüyor. Kendileri raporluyorlar. Ben raporlamıyorum. Hani fosil yakıtlara çok talep vardı. ya e, aynı kalmış. Nerede artış var? Etikli otomobillerde artış var. Ama Mercedes etikli otomobilde muhtemelen büyük zarar ediyor. Biz de paylaşmıyorlar. O yüzden bilmek çok zor. Mercedes Benz'in etikli otomobil üretimi için ayrılmış özel bir fabrikası yok. Bildiğim kadarıyla mevcut fabrikalarında bu araçları çıkartmaya çalışıyorlar. O yüzden Henry Ford'un bahsettiğim o üretim verimliliklerine yakalamış değiller. Belki Ford kadar zarar ediyorlar. Biraz da araçlarını yüksek fiyata satmayı beceren bir şirket. Belki ki ondan dolayı kar marjı koruyordur ama bizle bunu paylaşmadığı göre tablo çok iyi değil. Ve görüyorsunuz burada Mercedes kendisi diyor ki ben artık fosil yakıtları büyütemiyorum. Büyüme etiklerden geliyor. Toplamda ise otomobil adetlerimi hiç büyütemiyorum. Etikten gelen 70 bin civarındaki katkıya rağmen bu ne anlama geliyor? Fosil yakıtlarda 70 bin civarında düşüş var. Bakın bu Mercedes. Mercedes'in esas büyümesi sağlayan bir tane kategori var aslında. Vanler yani bu bildiğimiz Vito'lar işte. Bir önceki yıla göre %8 adetlerde büyüme var. Ama buradaki büyümede de yine işte enteresan etiklerden geliyor. %51 civarı etiklerde büyüme var. Şimdi bu sayıları biraz daha size anlatmam gerçekten gerekiyor mu? Mercedes kendisi ifade ediyor burada. Yani fosil yakıt da satışları arttırabiliyoruz. Etikler artıyor. O zaman kar marjı düşüyor. O yüzden biz biraz etikli azaltalım. Ne yapmaya çalışıyorlar? Kaçmaya çalışıyorlar. Nereye kaçıyorlar? Venlere kaçıyorlar. Lüks fosil yakıtlara kaçıyorlar. EQS ismini verdikleri tuhaf çok lüks etikleri yapıyorlar marjını korumak için. Ama bu katlarat kaçınılmaz. Çünkü rakipler özellikle de Çinliler mesela Zeeker gibi firmalar Mercedes'in müşteri segmenti hitap eden çok lüks araçları bunlardan çok daha ekonomik ve elektrikli olarak üretiyorlar. Bunun bugün bir verisine bakıyoruz. Fosil yakıt araçların zirve satışlarını 2018-2017'lerde yaşadığını o gün bugündür düşüşte olduğunu görüyoruz. Bakın 2023'te düşüş devam etti. 2024, 2025 ve 2026'da devam edecek. Ve bence bundan daha sert aslında olacak bu düşüşler. Çünkü etikli tarafta batarya maliyetlerinde sert düşüşler geliyor. O zaman bu geleneksel şirketlerin fosil yakıtlı araç satması daha da zor hale gelecek. Şimdi aranızda ben etikli otomobil hayatta kullanmam. Menzil sorunu var falan diyenler var. Bunu zamanda aslında at arabası kullanan yorumlarına benzetiyorum. Günlük kullanımımızda 40-50 kilometrelerde kullanıyoruz biz bu arabaları en fazla ve bu araçların menzile buna bol bol yetiyor. Uzun yolda gittiğinizde de yılda 1-2 kere eğer normal bir araba kullanıcısıysanız 1-2 kere yolda şarj ediyorsunuz. O şarjlar hızlanıyor. Esas önemli olan fiyat ve elektrikli otomobillerin fiyatları fosil yakıtların altına inmek üzere. Nereden biliyoruz? Batarya maliyetlerindeki gelişmelerden biliyoruz. Batarya maliyetleri de şaşacaksınız ama Wright yasasına tabiler ve dünyada üretilen batarya sayısı arttıkça onların da maliyeti hızlı bir şey şekilde aşağı doğru iniyor. Buna ilgili süper somut bir haber var. Twitter'da John Raymond Hanger paylaştı. Kettle, Çin'in en büyük pil üreticisidir. Pil maliyetlerini bu yıl içerisinde %50 indireceğiz diyor. %50. Yani mesela 60 kilowatt saatlik bir pile ihtiyacı varsa aracınızın bunun maliyeti 6776 dolardan 3338 dolara inecek diyor. Ne diyor bunu Türk lirasına vurduğunuzda mesela 110000 bin 120 .000 sadece bataryadaki maliyet tasarrufu. Bir yandan da elektrikli araç araçlarda ölçeklenme yakalanıyor Tesla ve Çinliler tarafından. Yani aracın geri kalan unsurlarında da maliyet avantajları yakalanıyor. Öyle baktığımızda gittikçe elektriklinin fosilden daha iyi bir seçenek haline geldiğini görüyoruz. Bunu bir kırılma noktası olacak. Bu kırılma noktasını aniden yaşayacağız. O anidenlik 2024 veya 2025'te geliyor. O noktada elektrikli araba fosil yakıtlı arabaya göre o kadar avantajlı hale gelecek ki maliyet açısından bir anda Henry Ford'un at arabalarına yaşattığına benzeyen değişimler yaşayacak. Açacağız. Çok yaklaştık oraya. Tesla ve Çinliler bu işin çok tepesindeler. Maalesef ki geleneksel üreticilerden hiçbiri bu ölçeklerin yakınlarında bile değiller. Biraz önce sayıları birlikte gördük. Ve o an gerçekleştikten sonra Henry Ford'un atlara yaptığına benzeyen bir değişim yaşayacağız. Burada Henry Ford'un Ford, T'sinin satış adetlerini görüyoruz. Bu da da dünyadaki at nüfusundaki azalmayı görüyoruz. Bu değişimde güçlü gördüğüm markalar var. Bunlardan birisi elbette Tesla, birisi elbette BYD. Bir de Çin'den birkaç oyuncu var. Onlardan Li Auto çok ilgimi çekiyor. Lio ölçeğini çok hızlı bir şekilde artırıyor. Büyük kârını artırıyor. Esas faaliyet kârını artırıyor. Gerçekten ilginç bir seçenek. Ama geleneksel otomobil üreticilerinin başı dertte. Zaten başlarının dertte olduğu birlikler içinde tuhaf çözümler peşindeler. Bu hafta beni en güldüren haberlerden bir tanesi Emre Öz Peynirci paylaşmış. Renault'un CEO'su Luca de Meo diyor ki biz Avrupalılar birleşmeliyiz. Aynı Airbus'ta yaptığımız gibi birleşirsek ancak Çin'den gelen elektrikli otomobillerle başa çıkabiliriz. Airbus ve otomobil tamamen ayrı iki dünya. Dünya ve kardeş çok geç kaldınız zaten. Çünkü Çin istilası ve Tesla istilası tam gaz devam ediyor. Gelecek yıl daha da başınız dertte olacak. Şimdi bütün bu anlattıklarım benim sayılara dayalı. Hepsinde verileri sunuyorum. Siz gidip istediğiniz gazeteciye inanabilirsiniz. İstediğiniz yorumcuya inanabilirsiniz. Ama sayılar yalan söylemez. right yasası tıkır tıkır işlemeye devam ediyor. Milletik otomobillerde ölçeklenme devam ediyor. maliyetler aşağı doğru inmeye devam ediyor. Ve geleneksel otomobil üreticilerinin buna karşı yapabilecekleri hiçbir şey yok. Sevgiyle hoşça kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.